Yeliz Hanım, sabaha nazaran çok daha iyi görünüyorsunuz. Gerçekten de öyle. Biraz uzanınca kendime geldim sanırım, toparladım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Yok, bir şeye ihtiyacım yok, teşekkür ederim. Ama sizden bir ricam olacak. Tabii, buyurun. Biraz oturalım. Sohbet edelim. Benim meleğim ya... Lütfen. Lütfen, itiraz kabul etmiyorum. Gelin şöyle oturalım, karşılıklı birer kahve içelim. Hadi. Hava çok güzel değil mi? İnsanın içi içine sığmıyor. Hayat gerçekten çok garip. Ya, matematiğine akıl sır erdiremiyorsun. Yani bir an kendinizi yapayalnız hissederken... sonra birden güzel şeyler oluveriyor. Yaşamımızı güzelleştiren küçük mucizeler değil mi zaten? Haklısın. Son günlerde... aklım size takılıyor. Bir sorun mu? Yok yok, hayır. Telaşlanmayın hemen. Öyle kötü bir şey değil. İyi anlamda. Bazen insan yaşananların farkına sonradan varabiliyor. Objektif bakabilmek için zaman geçmesi gerekiyor bazen. Düşünüyorum da... siz de en az benim kadar kötü günler geçirdiniz. Büyük badireler atlattınız. Ya... asmayın öyle suratınızı. Ben kötü bir şey söylemek istemedim. Aksine. Biz iki kadın çok büyük travmalar atlattık. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Ve her zaman destekçinizim. Teşekkür ederim. Ama sadece benim desteğim yetmez. Emre benim yanımda. Tüm yalnızlığımı alıp götürüyor. Siz iyice kendi başınıza kaldınız. Ama belki bu baharda size güzel şeyler fısıldara. Ne dersiniz? Neyi kastettiğinizi anlamadım. Bence anladınız. Ama yapmayın böyle Hicran Hanım. Yani ben sizi tanımasam içiniz fesat diyeceğim. Yani siz beni yanlış mı anladınız acaba? Neyi yanlış anlayacağım Yeliz Hanım? Bakın, burada konu Melek. Onun sağlıklı gelişimi için sizin Burak'la iyi anlaşıyor olmanız çok önemli. Bu konuda bir sorun olacağını zannetmiyorum. Melih'in Burak'a ve onun eğitim sistemine iyi adapte olabilmesi için... sizin ona olan güveninizden emin olması gerekiyor. Bu yüzden Burak'la iyi arkadaş olmanız şart. Biz zaten iyi arkadaşız. Değil mi Hicran? İzninizle alayım bıçağı. Kapkaççı düşünmüş olmalı. Kimsin sen? Kötü biri gibi davranmıyorsun. Ama ablamın ölümüne sebep oldun. Nasıl bir şeytansın? Ama merak etme. Öğreneceğim. Sarsıldınız biraz. Renginiz uçtu. Biraz oturun isterseniz. Gerçekten şoka girdim sanırım. Hastanede birazcık soluklanalım isterseniz. Tamam.